Diyorlar ki Müslümanlar için böyle? Neden böyle darmadağınık? Niye birleşmiyor? Niye bir araya gelmiyor? Olmaz kardeşim. Birleşemezler. Bu mümkün değil. Bu ortamda bu iş olmaz. Neden olmaz? Çünkü Vehhabi Selefi denen bu şaşkın herifler gençleri nereye çağırıyor? Şirke, tekfire. Yani insanlara müşrik demeye, insanlara kafir demeye çağırıyor. Mezarları, kabirleri, türbeleri yıkmaya çağırıyor. Tuttuğunu öldürmeye çağırıyor. Ümmet buraya gider mi? Şia, İran taifesi, Caferi denen, Ehl-i Beyt mezhebi denen sapıklar ne diyorlar? Ashab-ı kiramı inkar etmeye çağırıyorlar. Ashab-ı kiramın ekserisini tekfir ediyorlar. Alay ediyorlar, inkar ediyorlar. Bu yakışır mı Müslümana? Müslüman bütün ashabı sevecektir. Kaderiye denenler kaderi inkara çağırıyor. Mutezile Allahu Teala'nın sıfatları olmadığını söylüyor. Bugünkü televizyonda görünen bir takım şaşkın ilahiyatçı taifesi nereye davet ediyor? İşte İsa Aleyhisselam gelişini inkar ediyor, sırat köprüsünü inkar ediyor, şefaati inkar ediyor, ahiretin, cennetin, cehennemin ebedi olacağını inkar ediyor. İnkar, inkar, inkar. Bu inkarlar kimi ilgilendirir? Ehl-i Sünnet dışında olan kişileri. Ehl-i Sünnet inkar etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı gibi inanır. Dört mezhep imamının beyan ettiği şekilde ibadetlerini yapar. Artık asr-ı saadet dönemi gibi inanmak, yaşamak için yani Osmanlı'nın yüceldiği dönemde, yükseldiği dönemde, fetihler yapıldığı dönemdeki gibi bir hale dönmek için medreselerin açılıp milletin gerçek ilimle tanıştırılması lazım. Tekkelerin açılıp milletin maneviyatının düzeltilip evliyanın yetiştirilmesi lazım. Böylece ilim, amel, ihlas ve mücahitler yetiştiği zaman Allahu Teala'nın izniyle fetihler olacaktır. Ümmet Ehl-i Sünnet'te birleşecektir. Böylece ümmetin yüzü gülecektir. Cenab-ı Hak bu hale bizi kavuştursun inşallah. Bu tefrikadan bizi tez zamanda tövbe ederek şu 3 aylar döneminde inşallah birlik beraber nasip etsin. O zaman Harem-i Şerif kurtulur. O zaman Kudüs kurtulacaktır. O zaman Ayasofya'mız açılacaktır. Cenab-ı Hak o günleri bize göstersin.